İçecek ismi yazıyor. Bunu biz kahvaltı için hazırladık. Fakat gün içerisinde burada başka şeyler de yazacak. O zaman çok fazla vakit kaybetmeyelim ve kahvaltımıza karar ver. Mohi 97 bir de sub hediye etmiş. Kösem Mehmet Ali. Hoş geldin aramıza. Bugün sub hediye etme günü bu arada arkadaşlar. Siz de arkadaşlarınızı sevindirmek için bu mutlu yani dostluk buluşması için bence kesinlikle sub hediye etmeniz lazım. Bak hem sub hediye ediyorsunuz, bir kişiyi sevindiriyorsunuz, hem de beni sevindiriyorsunuz bonus olarak. Harika bir şey değil mi? Bence mükemmel abi. Burak Alkev 2 aydır ikinci ayınlıkta olsun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşın yoksa herhangi birine sub hediye et, zaten arkadaşın oluyor abi. Battle Lights. Direkt o sana teşekkür ediyor, oradan muhabbet başlatıyorsun. Hatta kıza edersen o. Versin. Tahtaya gördüğünüz gibi sushi, İskender, ciğer seçeneği de eklendi. Hem de kahvaltı ciğer için. Mi? Nefret benim için ederim. Tehlikeli kısım burası. Buranın gelmesini istiyorum. O zaman hemen atmaya başlayalım. Bir dakika, şuradaki Türk kahvaltısı ne? Başka ne kahvaltısı olacak ya? Şu an video benim gözümde dislike'da. Vakit kaybetmeden ve yolluyorum. Sağ alttan uzak duruyorum. Atamıyor değil mi? Perdeye geliyor ama. Allah bu karavana. Çok iyiyim gördüğünüz gibi. Hadi be. Ya günün ilk öğünü mısır gevreği oldu maalesef. En azından ciğer ya da İskender gelmediği için şanslıyım bence. O zaman gideyim artık, bir karnımı doyurayım. Yemin ederim izlemedim. Biliyorsunuz. Allah çarpsın izlemedim. Yemin ederim. Dart benim için izlemedim mısır gevreği yememi karar verdi. O yüzden buradan en basic mısır gevreğini aldım. Sütümü de alıyorum şimdi. Sıfır yağlı süt aldım bu sefer arkadaşlar. Çünkü gereksiz kaloriye bence ihtiyaç yok. Gidelim hemen ödememizi yapalım artık. Kahvaltımızı Fitiz. Edelim. Bu sefer 70 liralık mısır gevreği almadım fark ettiyseniz. İlk karşıma çıkan en basit mısır gevreğini aldım. Hatta poşet dahi almadım. Çünkü çekmiş olduğum son birkaç videodan sonra biraz ekonomik olarak çöküşteyim. Bana destek olmak isterseniz. Ya Meryemcan Allah aşkına ya. Ne zaman video atsa trend tapon abi, nasıl ekonomik olarak çöküşte olabiliyor ya? Ya nedir bu fakir edebiyatı ya? Deyip az önce sub dileniyordum değil mi? Ama ben sarkastik söylüyordum. Acaba Meryem Cam'la mı sarkastik söylüyor bakalım. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Hatta hazır başlamışken aşağıdaki zile de tıklamayı unutmayın. Yani biraz sarkastik sesim ama sanki o kadar değil. İronik değil. Hepimiz böyle ülke olarak çöküşteyiz değil mi? Yine yemek yeme yerimize geldik. Yine 70 liralık mısır gevreği var mı harbiden ya? Günlerde gelecek mi? Altın mı? Ama bu sefer yiyeceğim yemek için yani hiç heyecanlı değilim ve dejavu yaşıyor gibiyim aynı zamanda. Yine mısır gevreği yiyorum ama tabii bu sefer hiçbir esprisi yok. Pahalı bir şey de yemiyorum. Heyecanlı değilim açıkçası. Kahvaltı için mısır gerçekten gevreği şu an götürecek sevdiğim bir tercih değil açıkçası. Şu kahvaltısı gelseydi şöyle yumurtalar, beyaz peynirler, zeytinler yeseydik ama kuru kuru bunu yiyeceğim. Yani yiyelim bakalım nasılmış kadar. Abi onu bulamayan da var abi. Onu bulamayan da var. Acil YouTube yorumlarına linç. Onu bulamayan da var diye duyar kasar mısınız abi? İnsanlar ekmek arası ekmek yiyor amına koyayım. Üstümüz de biliyorsunuz badem sütü değil. 0.7 yağlı aldım. Hepten böyle hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Duyar team. İlk videomuz o pahalı mısır gevreğini yerken herkes etrafımda akbaba gibi biliyorsunuz düşüşmüştü ama böyle kuru mısır gevreği olunca hiç kimsenin de merakı olmadı yani. Benim de yok. Şimdi kahvaltımızı abi en başta o Allah'ın verdiği bir nimet abi. Buradan da linçleyebilirsiniz arkadaşlar. İlki tutmadı. Mesela yazdığınız yorumu altına bir yorum geldi. Kardeşim ne alakası var şimdi? Niye duyar kasıyorsun? Hemen dini duyar abi. Onun counter yok çünkü. Onun counter yok abi. İnanmıyorsan siktir git buradan diyeceksin yani o zaman. Direkt abi diniyle Allah'ın bir nimeti o. Bitti. Yapacağız. Kahvaltıdan sonra da günlük sporumuza gideceğiz. Aslında belki birazcık hafif bir şeyler gelmesi de iyi oldu. Ama ne spor yapacağız onu da Dart karar verecek. Yılan derisi şap. Umarım eğlenceli de bir spor gelir birazcık. Toz Life 7700. Toz Life ne lan? Miskli subscribe geletmiş. Çok teşekkürler Toz Life. Şimdi geldik Dart tahtamızın başına. Bu sefer de benim için hangi sporu yapacağıma karar verecek. Gördüğünüz gibi burada envai çeşit spor çeşidi var. Fitness yazdık, yüzme yazdık, tenis, basketbol, bisiklet, paten, kickbox, atabilme. Paten gel. Ya paten nasıl bir spor abi? Paten spor olarak geçiyor mu harbiden? Yani o patenin spor olarak yapması için harbiden böyle patenli tur falan atması lazım böyle bir şeyde. Alacak abi pateni böyle ay düşeceğim falan yapacak büyük ihtimal. Gerçi paten kaymayı biliyorsa çok pis göt edecek beni. Gelmesin, hadi bakalım. Fitness gelmesin çünkü bilmiyormuş paten gelmesini. Biraz tehlikeli oluyor, sıkıntılı oluyor. O zaman şimdi başlıyorum yine. Şans bakalım benim için neler gösterecek. Bu sefer bir ata binmen var gibi ya. Benim ellerimde. Nope. Allah kahretsin. Bu sayılmaz yani. Hadi kırmızı. Tenisi attı.
Nope. Allah'ım. Mükemmel bir şans, mükemmel bir başarı. Nope. Aa. Biraz nope. Lazım. Ama yani tamammış. Bu kadar da. O zaman sonra izleriz diyor. Ne geldi lan? Tam ortadan vurdum. Olacak iş değil normalde biliyorsunuz. Şimdi bakalım hangisine daha yakınsa bence onu seçelim. Tam üçten vurmuşsun ve bence yüzmeye daha yakın. Yakından gelin. Bakın, Allah Allah. Hile yapmıyorum. Yüzmeye daha yakın arkadaşlar. Daha fazla çabalamaya gerek yok. Bence yüzmeye gidelim. Mükemmel bir spor olur. O zaman gidiyoruz mayolarımızı giyip. Sabah sporumu yapmak üzere havuza geldim arkadaşlar. Çünkü dart... Bu şey değil mi? Trend bir tri. Yüzme geldi trend bir. Seviniyor backstage. Oh be, trend birisi yüzme geldi. Tabii yüzmeyi isabet ettirdim. Aslında havuza girmek benim için mükemmel bir spor olmuyor ama eğlenceli. Çünkü neden? Yüzme bilmiyorum ve çok fazla kalori yaktım söylemez o yüzden. Suyun içinde biraz çimiyor gibi oluyorum. Birazcık kendi kendime takılıyor gibi oluyorum. Ama sıcak, yaz geldi, tatile gidemedim. Havuza girmeye kim hayır der? Artık havuza hiç, atlıyorum. Hiç atmamışlar. Hatırım. Denize atmamışlar böyle. Bana eniştem öğretti yüzmeyi. Hiç unutmuyorum. 11-12 yaşında falanım. Kayıkta böyle balık tutmaya götürdü eniştem. O balık yeğeni var. Eniştemi biliyorsunuz İlker abi işte. Abi durup dururken beni denize attı. Öyle bir anda yüzmeyi öğreniyorsun. Öyle abi atıyoruz denize yüzmeyi öğreniyorsun. Bir olayı yok zaten yüzmeyi öğrenmenin. Heyecan yapmıyorsun. Zaten su seni havada tutuyor amına koyayım. Hiçbir şeyi yok yani. Ondan sonra bir anda kulaç atmaya başlıyorsun. Alışıyorsun falan yani. Beni kayalıktan attı. Yok ebenin öldün mü? Kayalıktan attı ne ya? Kemal'in Alper Rende'yle videosunu izledim ya. Off stream izledim onu. Off stream izlediğim videoları yayında izlemek istemiyorum. Doğallığı bozuyor. Anonim Elesayre'ye sablık hediye etmiş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle ilk atlayışta işte özellikle çok kötü oluyorum. Burak Alkev ikinci renkli olsun. Ne güzel kamera lan. GoPro mu? Ben şunu çok merak ediyorum. Çok fazla köpek balığı filmi izledim. Batan gemi filmi izledim. Şöyle bir film vardır. Tekneden düşüyorlar. Tekneye giriş yapamıyorlar ve denizin üstünde sabit bir şekilde duruyorlar. Ben denizin üzerinde böyle sabit şekilde durmayı asla anlamlandıramıyorum. Nasıl oluyor bu? Bu şekilde batıyor insan. Lütfen bunu batmıyor abi. Bir şey yazar mısınız? Bu nasıl oluyor? Batmıyor. Sürekli insan nasıl ayaklarını nefes kontrol. Ayaklarını çırpıyorsun. Havuz çünkü o. Havuz deniz değil o. Zaten geminin malları. Öğrenmek istiyorum. Ne bileyim yarın öbür gün bir tekne partisi olur. Denize açılırız. İnsanlar atlar, hoplar. Havuzda daha çabuk batarsın ben abi. Ben bunu yapamam. Bundan geri kalmak istemiyorum. Sonuçta YouTuber'ız. Böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Henüz olmadı. Ama bu tarz fırsatlar önüme çıkabileceği için gerçekten yüzmeyi öğrenmek istiyorum. Yüzme hocaları aşağıya yorum bırakın. Gelirim her türlü. Kanalıma abone olmayı. Şimdi bütün kaslı yüzme hocaları. Merhabalar. Dersime bekliyorum. Yorumlar gelmiştir kesin bakayım. Şu an gayet iyiyim. Özlemişim havuza girmeyi de. Gerçekten yaz geldiğinden beri hiç havuza giremedim. Denize de giremedim. Onlar özeldeler ya. Özelden yazmışlar. O yüzden şu anda aslında Dart'a biraz teşekkür ediyorum. Video aracılığıyla arada girebiliyorum işte. İyi ki bu videoları çekiyoruz. Dürüst olalım arkadaşlar, çok iyi yüzemiyorum ama eğer yüzmeyi öğrenmeni istiyorsanız bu videoya 100 bin like bekliyorum. Ya yok artık ya böyle bir şey. Yakında şey olacak. Yemek yememi istiyorsanız, ölmememi istiyorsanız bu videoya 250 bin like gelsin ve ölmeyeyim arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Yüzmeyi öğrenmemi istiyorsanız 100 bin like gelsin. Ay çok da umurumuzda yani. Yüzmeyi öğrenmişken bunun bir videosunu da çekelim. Ve de bence bir YouTuber'la da yarış yapsak güzel olur diye düşünüyorum. Hayır şey psikolojisine giriyorlar mı acaba? Meryem abla yüzmeyi öğrenmeli. Likelamam lazım. Ne kadar çok kişiye like atarsam olacak. Hadi hadi hadi. Falan diye böyle gerçekten oluyorlar mı? Bu video like'larınızı bekliyorum. 100 bin like. 100 bin like gelirse Meryem yüzmeyi öğreniyor. Arkadaşlar bence bugünlük yüzme yeter. Yeterince spor yaptım. Artık havuzdan çıkıyorum ve daha biliyorsunuz yapacak çok işimiz var. Bir makyaj yapacağız, giyineceğiz. Bakalım Dart benim için neler seçecek. Değişik bir gün olacak. Çok aksiyonlu bir gün beni bekliyor gibi hissediyorum. O zaman ben kaçtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün ne giyeceğimle ilgili Dart tahtasını doldurduk. İşte sünnet elbisesine kadar ya. Bir dakika aynı kıyafeti var.
Yazdım kamuflaj takım elbise, abiye gelinlik bile yazdım. Yok, fakat burası. Buraya yazacak bir şey bulamadım. Merve'ye soralım çünkü biliyorsunuz onun çark hayatımı yönetiyor vesaire gibi videoları var. O bu konuda deneyimli, aynı zamanda stil kanalı var. Bence bize güzel bir öneride bulunabilir. Merhaba Merve. Elime darp tahtası ve darp okularımla geldim. Biz buraya seçenekler koyduk. Bugün ne giyeceğimle ilgili. Fakat tamam, buraya ne yazacağız bulamadık. Bana bir şey daha söyle ama zor olsun. Sünnet elbisesi. Sünnet elbisesi bile var düşün. O kadar zor durumdayım. Dur kamuflaj. Takım elbise, pot tişört bunlar kolay. Geleneksel Japon. Yani orada kimono elbise falan giyebiliriz diye düşündüm. Gelinlik, gelinlik de kolay. Bir şey söyleyeyim bak, buralar kefenin kolay olmuş. Kefenin yok mu ya? Şuraya bir tane zor bir şey bulalım. Kefen. Hem olsa böyle 18. yüzyıl dönem kıyafeti falan. Böyle kabarık elbiseler falan. Hayalim hep diyordum bir dönemde yaşamak istesem o zaman o ben kıyafetlere. Ben de öyle kabarık elbiseler görünce hep diyorum ki keşke biz günlük hayatta biz de öyle giyinsek. O zaman çok enteresan olmaz mıydı? Bence bu darttaki en enteresan şey o olur yani. Tamam, o zaman yapıştırdım. Ama ilginç olmaz. En gerçek buraya Merve'nin fotoğrafını koy. Benim de şans. Sonra geleceğini düşünüyorum. Hadi bakalım başlıyorum. Oha gerçekten. İlk bakalım başlıyorum. Bir dakika. Seçtiği şeye gelmesini istiyorum. Bir dakika dikkat ettiniz mi bakalım. Şansıyla geleceğini düşünüyorum. Hadi bakalım başlıyorum. Katlanıyor video abi. Kat oluyor. Geleceğini düşünüyorum. Hadi bakalım başlıyorum. Katlandı. Büyük ihtimal 50 kere attı. Oraya geldiğini şey yaptılar. Oha gerçekten ilk atışta geldi. İşte şans. Bence ne yapalım? Bize dalga geçmiş resmen ya. Devamlılık yok abi videoda. İlk atışta geldi diye bir de taşşak geçmiş bir resmen bizde abi. Alo. Bundan sonrakilerde hep Merve'yi buraya koyalım. Merve'nin fotoğrafı zaten direkt geldi ya. Gönlümden inanan asıl zor kısım bu elbiseyi nasıl bulacağız? O birazcık zorlayacak ama bulabilirsek çok tatlı olacak. O zaman hadi elbiseyi almaya gidelim. Arkadaşlar şimdi Dart'ın benim için seçmiş olduğu 18. yüzyıl dönem kostümünü bulmak için İstiklal Caddesi'nde böyle retro kıyafetler satan bir yere geldik. Şimdi elbiselere birazcık bakıyorum. Bir dakika şimdi. Tarz böyle onlar bence. Bunu sevdim. Birazcık dükkanı böyle gezeceğim. Yani kabarık abi. Konudan da ilginç bir şey gerçekten. Oo güzelmiş vay, lan. Çok güzel. Çok sevdim. O da değiştirdim ben. Şimdi buralardan böyle bir şey. Bu işte çiçek korsesi de var. Böyle şey ya bele kadar normal ince gökten sonrası kabarık olan var ya. Evet, kabarık elbiseleri sevdim biliyorsunuz. Da kabarığı. Şapkam da var. Bunda da çok kabarık. Böyle gitsem bu kıyafeti bulmak. Tam kabarık olmadı ya. Bu şeyleri yapmaya gerçekten. Elbisemi aldım. Birazdan Dart'a soracağım. Bu elbiseye nasıl bir makyaj yapayım? Dart yerini açsana delikler var. Sen ciddi olamazsın. Dur. Mythbusters görev başında. Geleceğini düşünüyorum. Hadi bakalım başlıyorum. Lan siktir. Legolas mısın amına koyayım? Nereden gördün deliği? Ben göremiyorum buradan. Sen bir de düşük kalite görüyorsun. Hani? İlk atışta geldi. İşte şans. Bence ne yapalım biliyor musun? Bundan sonrakilerde hep Merve'yi buraya koyalım. Merve'nin fotoğrafı zaten direkt geldi ya. Var. Dur var galiba. Tam göremedim ya. O birazcık zorlayacak. Bu elbise. Bir. İki. Burada da var amına koyayım delik. Böyle anlayamazsın, böyle anlayamazsın. Bu iş karışır. Olmaz. Gerçekten çok seviyorum. Önceden de kullanıyordu tahtayı zaten. Artık günümüze devam etmek üzere gidiyoruz. Artık elbisemi aldım, günümüz devam ediyor ama elbisemi alır almaz aklımda şöyle bir soru işareti oluştu. Birazdan Dart'a soracağım bu elbiseye nasıl bir makyaj yapayım diye. Umarım çok absürt bir şey çıkmaz çünkü değişik seçeneklerimiz var. Neler yapmalısınız? Dart tahtamın yanına geldim, artık atışımı yapayım. Gelin makyajı yapmak hiç istemem. Ben natural makyaj gelirse de böyle işte burada yani Ruhi var. Ruhi'nin şu bakışından bana hayır ya. Ne geldi? Olacak iş değil ya. Gotik, İnanamıyorum ya. Morgan'a geliyor değil mi? Görüyorum. Mesela birisi Meryem Can'ı çok beğeniyorum. Morgan'a inkarım. Bir yere cevap olarak demiş ki sen onu bir de makyajsız gör. Arkadaşlar niçin böyle? Abi yemin ederim. Hiç mutlu değilim. Şimdi yani makarna yemek istemiyorum bu kıyafet. Aslına bakarsan video içeriği güzel. İçerik olarak güzel, konsept olarak. Çünkü bak, Dart mevzusuna hem kahvaltı içeriği koydu, hem gitti yüzdü, lifestyle, hem gitti böyle elbise,
cart curt. Şimdi makyaj videosuna geçti. Yani çoğu YouTuber'ın bu konseptlerin her birini tek videoda yaptığını, hepsini bir videoya koymuş. Bence o yüzden trend bir. Zekice hareket. Diyorum. Daha sonra buraya kuru fasulye yazılmış. Yani kuru fasulyeye ne alaka? Ya bu kostümle kuru fasulye yiyen bir kız hayal edebiliyor musun? Aynen. Dart'a göre oyun oynamam yok mu? Var galiba ya. Okuyacağım absürt abi. Bir görüntü hemen oldu okuyacağım. Bence. O yüzden çok özür dilerim. Kuru fasulye yemek istemem ama aslında normalde yerim. Şimdi buraya altın et koymuşlar. Altın eti biliyorsunuz YouTuber'lar çok seviyor. İtalyan yemek yaptılar beni. Bir dakika, bunu giydi de bir sokakta dolaşsaydı ya. Hah, dolaşıyor galiba. Damacını yiyelim. Biraz karışık. Merhaba, ben iki lahmacun alacağım. Bir de ayran alayım yanına, inisiyatif kullanıyorum. Dart'ta yoktu ama. Yani gerçekten bu etekle oturmakta zorlanıyorum. Gerçekten şöyle lahmacun çünkü yiyeceğim. Eteğim o kadar kaba. Ben şimdi abi içerisine limonumu sıkıyorum. M'yi bozuyorum. Ben dolu lahmacun seviyorum bu arada. Birazdan bence dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir görüntü göreceksiniz. Şu abi öyle konmaz lahmacuna. Böyle 18. yüzyıl. Abi yanlış koyuyor. Falan. Abi öyle yenmez o. Biliyorsunuz. Hayır. Götüreceğim. Yanlış yanlış öyle. Arkadaşlar paint dersi. We go again. Şimdi şu lahmacun abi, tamam mı? Lahmacunun. Bak iyi dinle. İyi dinle. Şurada malzemem var değil mi? Böyle böyle malzemelerim var. Abi dur, nasıldı lan? Tabii. Şurasına, şu bölümüne. İşaretli alandan çıkmadan. Şuralara koyuyorsunuz abi malzemeyi. Tamam mı? Sonra şu bölümü şöyle katlıyorsunuz. Bir kat. Tamam, bir kat atıyorsunuz. Sonra buradan yuvarlıyorsunuz. Buradan yuvarladın, silindir yaptın, boru yaptın. Arkayı doldurdun. Kapattın arkayı, arkadan üstüne dökülmesin diye. Burası açık kaldı. Buradan zaten yiyeceksin. Buradan boru yaptın. Oldu sana şöyle bir şey bak. Zurna. Bu şey oldu. İşte öyle bir şey oldu yani. Silindir oldu o. Öyle inir abi. Öyle inir. Abi kusura bakmayın ama lahmacunu böyle yiyen köylüdür ya. Şu ne abi? Şuraya koyup böyle tak 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 öküz gibi katlayıp. Bu ne abi? İnce olacak. Onun olayı o. Ağza bol bol malzeme gelecek. Ve uzun sürecek tadım. Bunu böyle yapınca hop 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 diye yani. Onu küçük küçük böyle yiyeceksin. Olayı budur abi. Hayır haksızsın diyenleri banlayın chatten. Yeter artık. Bak görüyor musun? Sonra böyle gözükür. Bak ağzı görüyor musun? Böyle gözükürsün sonra. Zurna gibi olacak, evet. Götüreceğim. Öküz gibi yedim birazcık. Ama işte katlamandan dolayı öyle oldu Meryem canım. Ben de Fransız ama içim has ve has Türk. Bak gene aynı şekilde katlıyor. Bol limon sık, bol limon. Gezdirmedi, limonu da gezdirmedi ya. Limonu falan gezdirmesi lazım abi. Arkadaşlar bütün yemeklerin yeme taktiği bende. Bakın İskender'i de benden öğrendiniz. Şu an bir lahmacunu da öğrendiniz. Bak benim anlattığım şekilde yerseniz gerçekten zevk alacaksınız. Hayattan da zevk alacaksınız. Ferit acıkmış. Yok aç değilim. Yani yemeklerin bir yeme tarzı vardır abi. Mrs. Pera 9 aydır 9. renkte olsun. Hoş geldin aramızda.